Assalamu aleyküm sayın seyirciler. Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Doğu Türkistan'da dikkat çeken zulüm görüntüleri. Doğu Türkistan'da kaydedilen akıl almaz zulüm görüntüleri sosyal medyaya yansıdı. Çin Komünist Partisi, Doğu Türkistan'daki Türk İslam medeniyetini yok etmek ve bölgedeki Türkleri Çinleştirmek amacıyla 2016 yılından itibaren ortaya çıkan toplama kampları ile şimdiye kadar 8 milyon insana dönüşümlü olarak zorla tutmaya devam ediyor. Müslüman Türklere mesleki ve teknik eğitim merkezleri adıyla eğitim verdiğini iddia eden Çinli yetkililer, halkı yoksulluktan kurtarma yalanıyla köle olarak çalışmaya zorluyor. Artık kalan zamanlarında ise Türklerin yoğun olarak yaşadığı en ücra köşelere kadar yerleştirilen Çinliler tarafından gece gündüz Komünist Parti ideolojileriyle dininden uzaklaşma ve hatta inancını inkar etmeye zorlayan uygulamalarına devam ediyor. Kamptanı Zümret Davut Hanım'ın paylaştığı video görüntülerine göre Doğu Türkistan'ın birçok yerinde olduğu gibi belirli bir köyden orta yaşlı bir grup Uygur kadının erkekler gibi ağır işlerde zoraki çalıştırıldığı görüntüleniyor. Başka kısa videoda ise çiftçilerin buğday saplarını kesmek için kullandığı oraka, sahibinin kimlik numarası ve barkod çakıldığı an kaydediliyor. Bu durum bakkal, kasap ve sokak satıcıları dahil evde günlük kullanılan kesici alet ve edevatlar için geçerli ve kimlik numarası QR kod konulmuş ve zincir vurulmuş durumda. Ayrıca farklı etnik kökenleri yüzünden Doğu Türkistanlılara yıllardır sistematik soykırım uygulayan Çin'in geliştirdiği ve Uygurları tespit etmek için kullandığı teknolojik yüz tanıma aletleriyle insanların yüzlerini taradığını gösteren video kaydı da dikkatlerden kaçmadı. Soykırımcı Çin hükümeti Doğu Türkistan'daki suçlarını örtbas etmek için Çin'in içinde ve dışında propagandasını hızlandırdı. Ancak Uygur mahkemesinde ifade veren kamp tanıklarının paylaştıkları görüntü kayıtları ve ilgili uluslararası raporlar Doğu Türkistan'daki gerçeğin tamamen farklı olduğunu ortaya koyuyor. Çin Beyaz Kitap yayınladı. Uygurları katleden Çin Komünist Hükümeti insan haklarını savunan beyaz kapaklı kitap yayınladı. Çin Komünist Hükümeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü yaklaşırken Çin Propaganda Daire Başkanlığı tarafından insan haklarına saygı ve korumada Komünist Partisi'nin büyük uygulaması başlıklı bir beyaz kapaklı kitap yayınladı. Ön sözden itibaren Çince komünizm ve ulusal asayiş kelimelerinden ve Çin Komünist Partisi'nin halkın güvenliği ve refahı için mücadelesinden çokça bahsedilen 7 bölümlük beyaz kapaklı kitap, insan haklarına saygı gösterilmesi, ulusal egemenlik bilincinin teşviki ve insan haklarında çeşitliliğin önemi gibi ifadelerin yanı sıra Çin'in dünyada insan hakları gelişiminin desteklenmesinde önemli konuma sahip olduğu iddiasını ortaya atıyor. Beyaz Kitap ayrıca Çin'in işgali altındaki Doğu Türkistan ve Tibet dahil olmak üzere uluslararası gündemin odağındaki konular hakkında Çin Komünist Partisi Çin ulusunun ortak bilincini inşa edecek ve ülkenin birliğini sürdürecek. Çin birleşik ve çok etnikli bir ülkedir. Tüm ulusların ortak refahı ve gelişimi için hep birlikte mücadeleyi başaracak. Çin Komünist Partisi'nin ulusal politikasının amacı budur. Bütün ulusların tüm hakları yasalarla garanti altına alınmış ve ulusal asayiş tam olarak sağlanmıştır ifadelerine yer veriliyor. Çin hükümeti dünya kamuoyundan toplama kamplarındaki Uygur Türklerinin gerçek durumuna dair tüm verileri gizli tutmaya çalışırken aynı zamanda da bölgedeki insanlık dışı uygulamalarını sahte ve çarpıtıcı bilgilerle veya baskısı etkisi altındaki insanlara zoraki ifade vermeye mecbur ederek yalanlamaya çalışıyor. Oysa Çin etnik ve kültürel ayrımcılık ve insanlık dışı uygulamalarıyla Doğu Türkistan'da soykırım yapıyor. Uygur Türklerini ucuz iş gücü olarak Çinli şirketlere satıyor. Kamplarda Müslüman kadınlara zorla kısırlaştırıcı kimyasallar veriyor. Sistematik tecavüz ve ağır işkenceyle insanları katlediyor. Öte yandan Birleşmiş Milletler'in resmi verilerine göre Pekin idaresinin soykırım uyguladığı Doğu Türkistan'daki toplama kamplarında 2 milyondan fazla Uygur Türk'ünü rızası dışında zorla tutuyor. Bu sayı kamp tanıkları ve Çin kaynaklı belgelerde ise 8 milyon insanın dönüşümlü olarak alıkonulduğunu gösteriyor.
Şu ana kadar Birleşmiş Milletler yetkililerinin ve uluslararası örgütlerin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma taleplerini sürekli olarak reddeden Çin, kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin vermiş gibi yaptı. Almanya soykırımı tanıdı. Alman parlamentosunun insan hakları komisyonu, Çin rejiminin Doğu Türkistan'da insanlık dışı suçlar işlediğini açıkladı. Alman parlamentosunun insan hakları komisyonu, Çin rejiminin Doğu Türkistan'da insanlık suçları işlediğini açıkladı ve Birleşmiş Milletleri Doğu Türkistan'a bağımsız bir komisyon göndermeye çağırdı. Deutsche Welle'nin haberine göre Sosyal Demokratlar, Liberal Demokratlar ve Yeşiller tarafından imzalanan ortak bildiride Çin Komünist Partisi'nin başta Uygurlar olmak üzere Kazak, Kırgız ve Özbek Türklerinden milyonlarca insanı hedef alan toplama kamplarına hapsettiği belirtilirken, araştırmacıların yayınladığı raporlarda Çin'in tutuklulara işkence yaptığı, cinsel istismarlarda bulunduğu ve Uygurların komünizm öğretileriyle beyinlerinin yıkandığı ifade edildi. Bildiride Almanya'nın tarihsel sorumluluk duygusundan hareketle Alman Parlamentosu İnsan Hakları ve İnsani Yardım Komitesi'nin uluslararası hukuka daha bağlı olması gerek denildi. Bu nedenle Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne bu ciddi insan hakları ihlalini değerlendirirken ilgili yasal hükümleri kullanmaya çağırıyoruz ifadelerine yer veriliyor. Ayrıca Çin'in Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerinin ciddiyeti nedeniyle Çin Komünist Partisi ve yetkililerinin hedefli propaganda ve yanlış bilgi yaymak suretiyle sözde terörle mücadele bahanesini ortaya attığını ve Çin'in asla suçlarını kabul etmediği, hep inkar ettiği ve konuyla ilgili herhangi bir olumlu görüşmeyi reddettiğine işaret edilen bildiride, Alman parlamentosunun insan hakları ve insani yardım komitesinin bu yıl 17 Mayıs'ta uluslararası hukuk ve Çin uzmanlarını davet etmek üzere bir kamuoya açık oturum düzenlediği belirtilirken, Alman milletvekilleri insan hakları görüşmelerine başlamış olmasına rağmen Çin tarafın görüşmelere katılmayı kabul etmediği aktarıldı. Bildiride yine Çin'in propaganda saldırılarının önlenmesi ve Doğu Türkistanlı mağdurların kurtarılabilmesi için Doğu Türkistan'daki insan hakları meselesinin açıkça tartışılması gerektiği vurgulandı. Çin'in Uygur Türklerine yönelik zulüm politikaları ABD, Hollanda, Kanada, Litvanya, İngiltere, Çek Senatosu ve Belçika Parlamentosu tarafından soykırım olarak kabul edildi. Ve daha pek çok ülke Çin'in eylemlerinden ciddi bir şekilde rahatsız olduğunu belirtti. Hemen bütün uluslararası kuruluşun gündeminde olan Doğu Türkistan'daki insanlık dramı hala bazı ülkeler tarafından görmezden geliniyor. Alman parlamentosu resmiyette her ne kadar insan hakları ihlali olarak yumuşatmış olsa da nihayetinde soykırımı tanıyan ülke sayısı 8 oldu. Ayrıca Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, G7 ve NATO üye ülkeleri Çin'in zulmettiği Uygurlar hakkında ciddi endişe taşıyor. Çin hükümeti dünya kamuoyundan toplama kamplarındaki Uygur Türklerinin gerçek durumuna dair tüm verileri gizli tutmaya çalışıyorken, aynı zamanda da bölgedeki insanlık dışı uygulamalarını sahte ve çarpıtıcı bilgilerle veya baskısı etkisi altındaki insanlara zoraki ifade vermeye mecbur ederek yalanlamaya çalışıyor. Oysa etnik ve kültürel ayrımcılığa ve insan hakları ihlallerine, dahası soykırıma maruz kalan Doğu Türkistanlılar ucuz iş gücü olarak Çinli şirketlerde çalıştırılıyor. ABD Senatosu zorla çalıştırmayı yasaklama kararını onayladı. ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi 24 Haziran'da ABD pazarına zorla çalıştırmadan elde edilen ürünlerin girmesini yasaklayan bir yasa tasarısını onayladı. Amerika'nın sesi Vivio'nun bildirdiğine göre ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nin 24 Haziran öğleden sonra Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio ve Demokratçı Senatör Jeff Merkley tarafından önerilen Uygur zorunlu çalıştırmayı önleme yasa tasarısı 51 senatörün imzasıyla her iki kanadın desteğini alarak onaydan geçti. Bilgilere göre zorla çalıştırma yoluyla üretilen herhangi bir ürünün Amerika Birleşik Devletleri'ne girişini yasaklamak için gerekli önlemleri almak ve dünya çapında zorla çalıştırmayı ortaklaşa sona erdirmek için uluslararası topluma rehberlik etme amacı taşıyan Uygur zorla çalıştırmayı önleme yasa tasarısı Çin ve Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerine diplomatik kanallar ve çok taraflı müzakereler aracılığıyla müdahale etmeye
ve ayrıca vize kısıtlamaları, ekonomik yaptırımlar ve ithalat ihracat kontrolleri yoluyla yaptırım uygulamaya çağırıyor. Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin 24 Haziran'daki toplantısında konuşan Marco Rubio, Çin Komünist Partisi Doğu Türkistan'ı devasa çalışma kamplarına dönüştürüyor. Uydu görüntüleri Doğu Türkistan'da 100'den fazla büyük ölçekli kampın varlığını gösteriyor. Araştırmacılar kampın yakınında yaklaşık 1500 şirket belirledi ve bu şirketlerin dünya çapında ürün ihraç etmeye devam ettiklerini öğrendik dedi. Tanınmış ABD'li giyim şirketlerine ve elektronik ürünlerine yönelik tasarı, ABD pazarına girmeden önce ABD Gümrük ve Sınır İdaresi tarafından onaylanmasını gerektireceği belirtildi. ABD hükümeti ayrıca 23 Haziran'da Doğu Türkistan'da Uygurlar gibi etnik gruplara karşı insan hakları ihlallerinde bulunan ve köle işçi çalıştıran 5 Çinli şirketi de kara listeye eklemişti. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.